Arkadaşlar, her şekilde fikirle YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olur ve zili de aktif hale getirirseniz sevinirim. Şimdi ben ne yapacağım? Bu cici berelerin bunlar siparişli yaptım. Bunların modelinden yelek yapacağım. Bebek yeleği öreceğim. Bunlar da patikleri. Bu patiklerin bir 6 ile 1 yaş arası kanalımda var yapılışı. Bunlar 1,5 yaş için. İsterseniz bunlar da yaparım. Aynı örneği uyguladım. Buna ilk tasarım bana ait bunların. Berenin anlatımı da var kanalımda. Şimdi nasıl yapacağız bunu? Yeleğin etek kısmını ördüm ben. Şimdi altını nasıl şu lastik yerini nasıl başladığımı göstereceğim size. Bakalım. Şöyle kısa bir zincir çekeyim. Göstereyim. Bunu 90 zincir çektim. Eğer daha büyük yapmak istiyorsanız 100 zincir çekin. Fazla çekmeyin çünkü aşırı büyük oluyor. Bu yani yaklaşık 1,5 yaş çocuğa olabilecek şekilde. Daha küçük yapmak istiyorsanız 1 yaş için o zaman 80 tane çekin. Artık siz kendiniz karar verirsiniz. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bir zincirle başlıyorum. Birkaç tane zincir çekerek göstereceğim sadece alt tarafının nasıl yapıldığını. Şimdi iki tane sondan üçüncü zincire battım. Şu şekilde örüyorum. Her zincire bir tane batarak çakma trabzan ya da yalancı sık iğne dedikleri tekniğiyle örüyorum. Şekilde. Böyle 3 sıra öreceğim. Sonra örneği kuracağım. Örneğimiz ters tarafta kuruluyor. 2 zincir çektim. Döndüm geriye. Aynı şekilde yine normal örgü yapıyorum. Bir tane ipimin üzerine tığıma ip alıyorum. Hepsini birlikte çekiyorum. Böyle. Şu kenarında yapayım. Tamam. İki zincir çektim. Döndüm geriye. Aynı işlemi tekrar yapıyorum. Şimdi bu kadar. Evet, zaten onu da öyle yaptım. Üç sıra yaptım. Şimdi ters de düz tarafındayım. Dönüyorum. Terste örneği kuracağız. İki tane zincir çektim. Burada iki çizgi var. Zincir şeklinde onun üsttekini alıyorum şöyle. Zaten örneği bedeni yaparken de göreceksin nasıl olduğunu ama yine de ben bir hatırlatayım burada dedim. Şöyle yapıyorum. Örme şekli aynı. Hiç farklı bir şey yok. Sadece örnekte tek telini alıyoruz. Lastiklerde çift atıyoruz. Ama örnek yerinde tek telini alıyoruz. Şimdi iki tane zincir çekiyorum. Tekrar dönüyorum düz tarafa. Örneğimiz bu kadar. İki sıradan oluşuyor. Şimdi ne yapıyorum? Burada da düz tarafında örneğin bunu değil de şu dıştakini alıyorum. Böyle. Bu şekilde örneğimiz devam ediyor. Örnek bu kadar. Başka bir şeysi yok. Sadece bir de şunu hatırlatayım. Şu tek telini aldık ya hep. En sona geldiğimizde kesinlikle çift batıyoruz. Yani tek tel almıyoruz. Sonlarda böyle yapıyorum ki şurası delikli olmasın diye. İki tane birden alıyorum. Yine tekrar iki zincir çekip döneceğim. Aynı şeyi devam ediyoruz. Şuraya alıyor. Üsttekini. Bu kadar sanırım. Yeterli. Gördüğünüz gibi örnek gösterdi. Zaten bir model çıktı. Burayı yaparken de zaten örneği göreceksiniz. Şimdi biz bedeni yapmaya başlayalım. Ben şimdi bunu böyle niye açık koydum?
Bura açık olacak. Çünkü buraya beden bittikten sonra 3 sıra, 1 sıra sık iğne, 3 sıra da normal buraya yaptığım gibi yapacağım. İlik koyma yeri hem de biye şeklinde üst üste gelecek orası. Tamamlanacak. Şimdi burayı ne yaptım? Burayı ördüm. Örneğin istediğim boyuta geldi. Burayı böldüm sayılara. 20 tane burada koydum. 90 zincir üzerine kurmuştum örneğin. 20 tane yaptım. Sonra 3 tane sık iğne yaptım buraya. Buramız koltuk olacak. Koltuğun altı yani. Arkası kalan ilmekler arkada kalıyor. Burayı da aynı şekilde 20 ilmek ayırdım. Şu anda burası 23 ilmek. Çünkü buraya da aynı şekilde yapacağım. Bir tane geri alayım. Örneği göstereyim. Şimdi düz taraftayız biz. Örneğin nasıl yaptığını gösterdim biraz önce ama yine hatırlatmak için şöyle. Düz tarafta olduğumuz zaman böyle yapıyoruz örneğin. Dıştaki, şu dıştakini alıyoruz. Böyle. Şimdi bitti işlemimiz. Şimdi sık iğne yapacağız. 1, 2, 3. Koltuk altı için 3 tane yeterli. Şimdi devam edelim. Örneği başa gelinceye dek aynı şekilde örneğimize devam edelim. Bu şekilde. Şimdi düzdeyiz. Terste de yine örneği nasıl yapıldığını. Bundan sonra beden bitene kadar zaten göreceksiniz örneği nasıl yaptığımı. Çok kolay bir örnek. İki sırada oluşuyor zaten. Uğraştıracak bir şeysi de yok. Evet, başa geliyorum. Boş yerlerde kapatacağım. Çünkü videom çok uzun olsun istemiyorum. Göstermem gereken yerlerde göstereceğim zaten. Sonuna geldim. En son örneği de yapıyorum. Yine tekrarlıyorum. Son kıyıya batmak için tek telini almıyoruz. Buradan iki telini birden alıyorum. Böyle. Üçünü birden çektim. Bir, iki tane zincir çektim. Geriye döndüm. Şimdi örneğin ters tarafındayız. Örneği ne yapmıştık biraz önce? Tersten kurmuştuk. Şimdi ben zaman almasın diye koltuk altına ayarladığım için gösterdim o kısa parçada. Bu şekilde ters taraftan örneği yapmaya devam ediyoruz. Şimdi ben koltuk altına gelene kadar öreyim. Anladınız örneği sanırım. Şöyle. Bu şekilde. Burası ters tarafı. Evet, geldim. Bitirdim. Son koltuğa geldim. Son örneğimi de yaptım. Şimdi burada ne yapıyoruz? Bu 3 tane sık iğnemiz vardı. Birincisine sık iğne şeklinde batıyoruz. Burada zincir çekeceğim. 30 tane zincir çekeceğim. Rahat çekin zincirle, sıkı çekmeyin. Sekiz, 29, 30. 30 tane zincirimi çektim. Şimdi buna aslında 29 tane. 29 tane olması daha iyi. Fazla gibi geldi bana. Şimdi burada 3 tane sık iğnemiz vardı. Birine batmıştık. Birini boş bırakıyoruz. Diğerine batıyoruz. Aynı şekilde sık iğneyle. Böyle. Bundan sonra örneğimize devam edeceğiz. Şimdilik koltukla işimiz bitti. Diğer koltuğa kadar burayı devam edeceğiz. Bu aradaki ilmekleri sayayım ben bir bakayım kaç tane olmuş. Diğer koltuğa kadar da öreyim geleyim. Evet arkadaşlar bu arayı saydım. Tam 40 tane sık iğnelerden sonra 40 tane. Burada da yine 29 tane zincirimi çektim. Bu birinci sık iğneye battım. Sık iğne şeklinde batıyoruz. Aynı şekilde arada bir tane boş bıraktım. Tekrar sık iğne şeklinde
Şöyle battım. Şimdi örneğe geçiyoruz tekrar. Buradan alacağım. Aynı örneğe devam ediyoruz. Böyle. Arkadaşlar size gösterebileceğim bir yani şu anda bir örnek yok, model yok. Bunu ben kendim hayal ettim. Tasarladım kafamda. Güzel bir şey olur ümidiyle sizlere de göstermek istedim. Beraber göreceğiz bakalım. Güzel bir şey olacak mı, olmayacak mı? Birlikte göreceğiz. Aslında önceden bir tane yapmış olsaydım model olarak gösterirdim size ama gerek duymadım. Hayal ettim, tasarladım. Çekmeye karar verdim. Bu bereyi bana sipariş geldi. Yaptım bereyi. Patikleri yoktu. Neden patiği de olmasın diye kendim patiklerini de tasarladım. Videosunu çektim. Yeleği de olsun istedim. Şimdi de yeleğini tasarladım. Yapıyorum. Umarım güzel bir şey çıkar ortaya. Siz de yaparsanız sevinirim. İzlerseniz, videolarımı beğeni, yorum yaparsanız, aklınıza takılan bir yer olursa sorabilirsiniz. Evet, başa geldim. Konuşmayla. Bir, iki tane zincir çekiyorum, dönüyorum. Şimdi burada tekrar düz yüzdeyiz. Düz tarafta böyle yapıyorduk örneği. Dıştan alıyorduk. Dediğim gibi hep tek telini alarak örüyoruz. Patiğimde de berenin anlatımında da bakabilirsiniz. Örnek hepsi aynı. Tek telle örülüyor. Sadece aşağıda lastik yerini farklı yaptım. Önlerine de koyacağım ilik, hani düğme açmak için. Önlerini de öyle yapacağım. Şimdi geliyorum zincirin üzerine. Zincirin üzerine de aynı aşağıda lastikte nasıl yaptıysam onun gibi 3 sıra öreceğim. Sonra örneği koyacağım. Sonuna geldim. Şurada bir tane daha var. Bunu da örelim. Böyle. Şimdi zincirin üzerine her zincire bir tane bu şekilde atacağız. Hiç atlamadan zincirleri tek tek hepsinin üzerine böyle batacağım. Bir tığım ayıp alıyorum. Şu şekilde bir seferde çekiyorum. Böyle. Evet, sonuna geldim. Gördüğünüz gibi son zinciri de batıyorum. Geri al size göstermek için. Böyle. Tekrardan örneğe başlıyoruz. Örnekleri devam ettiriyoruz. Böyle. Baştan söylemeyi unuttum arkadaşlar. Eğer video çok uzarsa iki bölüm halinde çekeceğim. Hani 40 dakikayı aşarsa fazla uzamasını istemiyorum. Çünkü kenar bir yerleri var, boyası var, cebleri var. Dediğim gibi tasarladım kafamda istediğim tasarladığım gibi yapmak istiyorum. Ay çok affedersiniz, ben yanlış mı yaptım? Ha yok yok, yanlış yapmamışım. Bir anda örneği yanlış mı yaptım diye düşündüm. Hayır, düz yapmışım. Tamam, doğru. Evet, devam ediyorum. Düz tarafındaymışım. Ben ters de zannettim bir anda. Düzde hep böyle örüyoruz. Değişik bir şey yok. Ters de bu taraftan alıyoruz. Düzde dış taraftan alıyoruz. Modelin yapılışı böyle. Dediğim gibi çok basit bir örnek. Kafa karıştıracak bir şeysi yok. Örnekten ziyade ben kesmelerde size ağırlık vereceğim. Kesmelerini nasıl yaptığımı anlatacağım. Umarım anlaşılır şekilde anlatabilirim. Geldim yine bu zinciri. Başlıyorum zincirin birincisinden hemen düz bir şekilde örmeye. Her zincire bir tane batarak atlamadan şöyle
düz bir şekilde atıyoruz. Anlamadığınız bir yer olursa lütfen yorumlara dönmezsem eğer mutlaka Instagram'dan kesinlikle dönüş yaparım. Bazen yorumlardan bildirim gelmiyor. Spam olabiliyor. Onun için bildirim gelmeyebiliyor. Instagram'dan Ayşegülce Fikirler Instagram sayfamdan yazabilirsiniz. Siparişlerimi de oradan alıyorum. Beğeni, yorum, takip, gönlünüzden ne koparsa. Beklerim. Şekilde devam edin. Buraya sonuna geleyim. Aynı şekilde olacak. Fazla değişik bir şey olmayacak. Ben bu başa dönüp geleyim buraya. Nasıl kestiğimi göstereyim. Fazla zaman kaybetmemek için kesim yerlerini göstereyim size. Evet arkadaşlar. Başa gittim. Geriye geldim. Şimdi tersteydik. Ters örnek örneği yapıyoruz. Bu şekilde. Şimdi buradan bir tane buradan alacağım. Şu önün ilmeği. Bir tane böyle alıyorum. Taraftan alacağım. Ters olduğumuz için. Bir tane bundan aldım. Bir tane de koltuktan, omuzdan alıyorum. Kolundan işte diyelim. Bu şekilde ikisini birlikte çektim. Tekrar göstereyim. Şu şekilde. Bir tane burada aldım. Bir de omuzdan aldım. Çıkardım. Üçünü birlikte çektim. Şimdi buraya ip takacağım ben. Yerin belirgin olması için. Çünkü belli olmaz. Nerelerde kestiğim. Şimdi buradan ben aynı şekilde devam ediyorum. Burada örnek yok. Omuzumuzda örnek olmadığı için henüz örnek kurmadık buraya. Bir dahaki sefer kuracağım. 3 sıra böyle normal öreceğim. Ondan sonra örnek kuracağım. Koltuğun omuzun sonuna geldik. Omuz diyelim kol. Kolun sonuna geldim. Aynı şekilde örüyorum. Son kolumuzdan bir ilmek kalmış. Şu. Bu kolun ilmeği, bu arkanın ilmeği. Şimdi bir tane bunu normal alıyoruz. Çünkü örnek yapmıyoruz henüz. Bir tane bundan alacağız. Diğerinden. Arkadan da alıyoruz. İkisini birlikte çıkarttım ve çektim. Şimdi buraya da işaret koymam gerekiyor. Şöyle. Bu şekilde. Şimdi örneği yapmaya devam ediyoruz. Arkadayız. Ters tarafındayız. Arkasını geçtim. Bu şekilde devam edeceğiz. İpim Elite Baby, bebeği yünü. Açılmaya çok müsait bir ip. Sürekli ipim tığıma takılıyor. Biraz terslerde zorlanıyorum. Düz örerken olmuyor da. Terste bu üstteki ilmeği alacağım için yarılabiliyor bazen. Bana zaman kaybettiriyor. Yumuşak olsun diye bunu örüyorum. Şöyle. Gördüğünüz gibi bu şekilde diğer koltuğa gelin. Devam edelim. Evet. Diğer koltuğa geldim. Buradan da aynı şekilde yine örneği devam ediyorum. Örnek yapıyorum ama omuzda örnek yok. Omuzu normal alıyorum. Bu şekilde. İçinden çıkarıyorum. Yine yaraladı ipim. Yeniden alacağım. Bu şekilde. Şöyle. Çıkardım. Üçünü birlikte aldım. Şimdi burada da ilk kesmemizi yaptık. İşaretimi koyuyorum buraya. Örmeye devam ediyorum. Örnek yoktu henüz kollarımızda. Düz bir şekilde örüyorum.
sonuna gelinceye dek devam edeyim. Hızlı hızlı geçiyorum buraları. Farklı bir şeysi yok. Onun için. Evet, sonuna geldim. Şimdi bir tane daha var. Bakayım. Evet, şimdi bu son omuzdaki. Buradan şu önden bir ilmek alıyorum. Bir tane omuzdan aldım. Bir de önden alıyorum. Şu şekilde. Öyle darabilirim. Şöyle darabilirim. Şöyle ilk biraz sıkıntılı oluyordu. Sonra kolay oluyor. Üçünü birlikte çektim. Şimdi burada da kesme işlemimizi yapmış olduk. Dört tane kestik. Şimdi örneğe devam ediyoruz. Yani önüne geçtik. Ters tarafındayız. Bu şekilde örmeye devam ediyorum. Arkadaşlar hani şu örneğinde videosu olsa da izlesek de yapsak diye düşündüğünüz bir model varsa bana Instagram'dan gönderebilirsiniz. Denerim en azından. Daha önceki videolarımda da söylemiştim. Denerim, yapabilirsem yaparım, yapamazsam derim ki yapamadım. Siz de görmüş olursunuz yapamayacağımı. Çünkü akıl akıldan üstündür. Başkası yapar ama ben yapamayabilirim. Çok da öyle iddialı değilim. Ama yeni bir şeyler denemeyi çok seviyorum. İlk gördüğüm bir şeyleri yapmayı çok seviyorum. Şöyle sonuna geldim. Sonda ne yapıyorduk? Yine buradan çift alıyorduk. Yani diğer örnek gibi tek tel değil de çift. Şunu birlikte çektim. İki tane zincir çektim. Döndüm geriye. Mesela bu bereyi ben daha önce görmemiştim. Müşterim bana fotoğraf gönderdiği zaman çok hoşuma gitti. Bunu ne yapıp edip ben çözmem gerekiyor diye düşündüm. Videosunu buldum. İtiraf edeyim. Yabancı bir videodaydı. Türk videosu bulamadım. Çekimi. Hani benim gibi yapmak isteyenler olur düşüncesiyle çektim videosunu. Patikleri de kendim tasarladım söylediğim gibi. Şimdi yeleği tasarladım. Eğer isterseniz ilerisinde bu modelin kapşonlusunu örebilirim. Arkasını ve yeleğini. Bu yelek yukarıdan aşağıda örülebilir. Boyundan aşağıya da. Ama ilk ben böyle denemek istedim. Bakalım nasıl olacak dedim. Güzel bir şey olacağını ümit ediyorum inşallah. Emeklerim boşa gitmez. Evet, tekrar geldim kesme yerine. Şimdi burada ne yapıyoruz? Burada tekrar şimdi bu kestiğimiz yerde ki çıkartıyorum bunu buradan. Ne kadar çok uzun. Ha pardon. Yanlış yerden çekmişim ben. İpi iki ucunu kırmadan iki ucunu birden kullandım. Yanlış yerden çekmişim. Şimdi burada vardı. Biraz önce bunu kesmiştik. Bir tane omuzdan alıyoruz. Bu şekilde. Bu örnekte sürekli düzde o tarafa kesiliyor. Yani tersten gelirken de bu taraf oluyor tabi. Yani bu, şimdi omuzdan kestim. Ha, burayı söyleyeyim de önce örnek. Örnek yok burada. Şimdi düz yapıyoruz. Bu sırada da düz yapıyoruz. Ters de örnek koyacağım. İşaretimi unutmadan koyayım ben. Şöyle. Bu defa da düz örüyorum. Unutmadan hatırlatayım. Ters de gelirken örnek koyacağız koluna.
Evet, kesmeleri söylüyordum. Bu kesme, bu defa koldan kestim. Buradayken koldan kesiyorum. Diğer tarafta arkadan. Diğer kolu da aynı şekilde. Ama tersten gelirken burada koldan alıyorum. Burada önden alıyorum. Şurada arkadan alıyorum. Tersten gelirken. Hep öyle kesme işlemimiz hep öyle devam ediyor. Yani hem düzde kesiyoruz hem terste. Normal şiş örgüsü gibi sadece düzde kesmiyoruz. İki taraftan da kesiyorum. Terste, düzde. Çünkü bir tarafta kessem, üç tane birden alsam o zaman model bozulur diye düşündüm. Yani örnek bozulur. Şimdi bunu yaptığım zaman göreceksiniz. Hiç örnek bozulmayacak. Düz çizgi model devam edecek. Kesme yerlerini bilmeyen birisi biraz yani zorlanacak, bulamayacak. Acaba nereden kesilmiş diye düşünecek, emin olun. Şimdi geldim buraya tekrar. Kestiğim yere geldim. Çıkartıyorum ipimi buradan. Bunu buradan alıyorum. Nasıl yapıyorduk? Evet. Bir de bu arkadan alıyorum. Şimdi bir tane de arkadan aldım. Üçünü birlikte kestim. Şimdi kesmişlerimiz burada da bitti. İşaretimizi koymamız gerekiyor. Böyle örneği yapmaya devam ediyoruz. Yani her sırada bir tane kesilmiş oluyor. Şimdi burada arkada buradan kestim. Bir dahaki sefer terste geldiğim zaman arkada yine bir tane kesiliyor. Bu şekilde devam edeceğim. Diğer kesme yerine gelene kadar devam edeyim. Orada tekrar göstereyim. Kesme yerine geldim yine. Şimdi buradan ipimi çıkarıyorum. Şuradan aldım. Pardon, bunu tek teline alacağız. Çünkü arkadan alıyoruz. Burada omuzda. Böyle çıkarıyorum. Üçünü birden alıyorum. Tekrar işaretimi koyuyorum. Burayı da aynı şekilde devam ediyorum. Örneksiz, düz bir şekilde. Instagram sayfamda yapraklı battaniye modeli var. O sosyal medyada çok var o battaniyeden ama kenarlarına yaprak uygulamasını yatay şekilde ilk defa ben tasarladım, yaptım. Merak ederseniz bir bakın. Eğer isterseniz o battaniyeden de bu kenar özellikle kenar uygulamasından çünkü yapraklı motif çok var sosyal medyada anlatımları var. Ama o yatay yaprakların nasıl montelediğimi görmek istiyorsanız Instagram'dan bana yazın. Anlatımını yapayım. Ben ördüm. O zaman video yapmadığım için çekmedim. Çektim de böyle kısa bir video çektim. Şimdi burada tekrar geldim. Kesme yerine çıkarıyorum. Normal alıyorum. Buradan örnek yeri. Şimdi önden de alacağım için burası örnek. Örnek olduğu için tek tel alıyorum. Ha, tığıma ip atmadım. Tek tel alıyorum arkadan. Düz taraftayız çünkü. Bu şekilde çıkardım. Üçünü birden aldım. Kesmelerimiz hep bu şekilde olacak. Böyle. Şimdi örneği yapmaya devam ediyoruz. Şimdi şuraya dikkat edelim arkadaşlar. Şimdi burada bak bunu kestim. Bu değil, bundan alacağım ben. Aynısından tekrar alırsanız kesmiş olmazsınız. İlmek olduğu gibi kalır. Bu şekilde devam edelim. Farklı bir şeysi yok. Bildiğimiz örnek. Instagram'da çok çeşitli de modellerim var. Liflerim, patiklerim.
Facebook'ta da var ayrıca. Instagram kullanmayan kişiler Facebook'tan da bakabilirler. Oradaki ismim de Ayşegül. Orayı da Ayşegülce fikirler yapacağım inşallah. Profilim hep aynı. Facebook, Instagram, Pinterest, her yerde aynı profilim. Yani profilim gördüğün zaman aynısından yok. Çünkü ben içine yazı yazdırdım. Şöyle geldim sonuna sonra örneği yaptım. Burada yine bu şekilde çift tel alıyorum. Tek tel almıyorum. Böyle. Şimdi iki tane zincir çektim, geri döndüm. Ters tarafındayız. Tersten örneği yaparak koltuğa kadar gelelim. Benim profilimden başka yoktur diye şunun için söylüyorum. Ay yıldızın içine bunlar benim işlerim, hoş geldin yazıyor. O Instagram sayfamın önceki ismiydi o. Ben öyle yazdırmıştım. Öyle kaldı. Daha da değiştirmedim ya. Şimdi Ayşegülce fikirler yazdırsam, bir daha yıldız koysam hiç fena olmaz. Şöyle geliyorum sonuna. Az kaldığı için durdurmadım. Videoda çok uzasın istemiyorum ama. Evet, kesme yerine geldim. Şimdi bunu tekrar çıkarıyorum buradan. Şimdi arkadayız. Tek tel alacağım buradan ben. Tek telini alıyorum. Bu defa örnek kuruyoruz. Arkada omuza örnek kuracağım için bunun da tek telini aldım. Şu şekilde. İkisini birden çıkardım. Aa, tığından çıktı. Şu şekilde aldım. Önce bunları çıkarıyorum, sonra üçünü birden. Bu kadar. Kesmemiz bu kadar. Şimdi örneği aynı önde olduğu gibi kola da örnek yaparak devam ediyorum. Kolumuzun ilk örneğini kuruyorum bu şekilde. Böyle devam edeceğim. Kesme yerine gelinceye kadar. Ters örerken hep duraklatıyor bu ip beni. Rahat çıkaramıyorum. Düzdeyken kolay çıkarıyorum ama tığımdan da alakalı sanırım. Tığım da çok böyle rahat bir tığ değil. Değiştireceğim bunu. Şöyle. Sonuna geliyorum. Kolumla da örneği kurmuş olduk. Karıştırdım. Tamam. Son örnek. Şimdi buradan çıkarıyorum tekrar. Kesme. Biraz önceki kestiğimiz ilmek. Şimdi arkadan alıyorum. O ilmeği aldım ve arkadan da aldım. Çıkardım. Üçünü birlikte çektim. Tekrar işaretimi koyuyorum. Örnek yapmaya devam ediyoruz. Arkadayız şimdi. Masanın üzerinde yapıyorum. Telefonum çok yakın. Çok rahat yapamıyorum ama yapacak bir şey yok. Telefonu hatta düşürmekten bile korkuyorum. Öyle yerim biraz dar.
kollarımı fazla oynatmadan örmeye çalışıyorum. Umarım anlatabiliyorumdur. Anlaşılır şekilde. Şimdi burayı diğer koltuğa kadar devam edeyim. Tekrar orada göstereyim. Fazla zaman kaybetmeyelim. Tekrar geldim koltuğa. Kesme yerine geldim. İpimi çıkarıyorum. Şimdi örnek kurmuştuk burada. Onun için tek tel alıyorum. İkisinden de tek tel alıyorum. Şu şekilde çıkardım ikisinden. Sonra üçünü birlikte çıkarıyorum. Bunu tekrar koyuyorum ipimi. Bu omuza da örnek yapmaya devam ediyorum. Örneğini kuruyoruz yani buranın da. Buraları hızlı hızlı geçiyorum. Gördünüz nasıl örüldüğünü. Son diğer kesme yerine gelinceye dek böyle devam edeceğim. Kesme yerinde tekrar göstereyim. Bak işte diyorum ya, bu ip çok açılıyor geriye. Bana zaman kaybettiriyor. Evet, sonuna yaklaştım zaten. Bitti sayılır. Son elmeyi de yaptım. Şimdi kesme işlemi yapacağım. Çıkardım. Çıkarttığım yere tığımı, tek telini alıyorum. Bir tel de önden alıyorum. İkisini birlikte çıkardım ve üçünü çektim. İşaretimi tekrar koyuyorum. Bundan sonra düz bir şekilde devam edeceğiz. Yani düz dediğim örnek yaparak. Tersten örneğimizi yapıyoruz. Kollara da koyduk örneği zaten. Bundan sonra devam edecek her şekilde ters düz. Bu işlemler değişik, hiçbir şey yok. Kesme işlemi de böyle. Anlaşıldı herhalde. Yine bir iki defa daha göstereceğim ben kesme işlemini. İyice anlaşılması için sonra öreceğim ben en son hani boyutunu ne kadar istersem bu kadar beden yeter bu etek kısmına diye düşünerek bu ene onu düşünerek yapacağım. Orada tekrar son kesmeyi bir daha göstereceğim size. Sonunda yakasını yine bir 2 sıra mı 3 sıra mı bilmiyorum ne kadar güzel olur. Lastiğini yapıp sonra ön biyelerine geçeceğim. Yani lastiklerine. Önlerinin nasıl yapılacağını göstereceğim. Sonuna geldim. En son yine dediğim gibi çift alıyorum. Bir, iki tane zincir çekip dönüyorum geriye. Öreceğim. Dediğim gibi eğer çok zaman alırsa hani bakarım 40 dakika doldu. Gerisini de ikinci videoda anlatırım. Düz tarafa geldim. Örneği zaten anladınız diye düşünerek hiç anlatmıyorum. Ve şimdi kesme yerlerine ağırlık veriyorum. Kesme yerleri iyi anlaşılsın istiyorum. Buna çalışıyorum. Örneği anladığınızı düşünerek. Daha önce söyledim bilmiyorum da. Bu model yukarıdan aşağı düşünüyorum. Öyle bir hayal ediyorum. Yani önden başlayarak diğer öne döner şekilde. Bu çizgiler dik dik olması çok güzel olur. Yani hayal ediyorum da güzel bir şey olur. Şimdi bunu böyle deneyin dedim. Sonra belki onu da denerim. Bakalım bu nasıl olacak. Şimdi geldim yine kesme yerine çıkarttım işaretimi. Şimdi bu düz tarafta olduğumuz için buradan alıyorum ve omuzdan alıyorum. Sadece yani şu anda bir tane omuzdan kesmiş oluyorum. Tekrar işaretimi koyayım.
Yerine kurda dursun, unut çünkü yeri belli olmuyor. Gördüğünüz gibi bakın hiç kesme yeri belli olmuyor. Omuzda örnek ikinci sırasını yapıyoruz. Omuz örneğinin. Şimdi biraz yaptığım zaman daha iyi fark edeceksiniz. Örnek hiç bir örnekte bir kesinti olmuyor. Düz çizgiler devam ediyor. Ama kesme işlemimiz devam ettiği sürece yani kesme yerleri hiç belli olmayacak. Öyle bir güzel durum çıktı ortaya. Hoşuma gitti. Öyle olması. Yukarıdan aşağı denedim ben. Başladım birazcık. Yaptım. Böyle. Artırma yerleri açıkçası pek hoşuma gitmedi. Belki farklı şekilde deneseydim belli olmazdı ama bilmiyorum. Benim yaptığım bir şekil pek hoşuma gitmedi. Böyle denedim alttan. Önce eteği örerek bu şekilde. Bunu yani şimdi deniyorum sizin yanınızda. Bu kesme işlemini azıcık yaptım, baktım güzel oluyor. Devamını getireyim dedim. Ama sayılarını falan yani şu anda kendim koydum, tasarladım. Şimdi yine geldim kesme yerine, çıkarıyorum işaretimi. Kesmeyi önceki işaretten alıyorum ve arkadan alıyorum. İkisini çektim ve üçünü birlikte tamamladım. Şu şekilde yine koyuyorum işaretimi. Sanırım kesme işlemlerimiz de anlaşıldı herhalde. Dediğim gibi sonunda yine göstereceğim. Öreğim şeye geleyim. Hani istediğim ayara boyuta geldiği zaman son kesme yerini tekrar göstereceğim. Bu şekilde bu koltuğa kadar geleyim zaman kaybetmeden. Geldim yine kesme yerine. İşaretimi çıkartıyorum. Şöyle çıkarttım. Buradan alıyorum. Şimdi omuzdan aldım. Yani omuzdan kesilmiş oldu. Geçirdim. Tekrar yerine. Örneği yapmaya devam edeceğim. Omuzdayız şimdi. Diğer kesme yerine kadar. Düz de gördüğünüz gibi çok rahat hızlı örebiliyorum ama ters de arkada ip olduğu için hep şey yapıyor. Tığıma takılıyor. Biraz yavaş örüyorum burayı. Bunun için kapatıyorum. Değişik patik modellerim var kanalımda. Profilimi tıklarsanız görürsünüz. Yabancı videolardan çektim yine onları. Bunun patiği tasarımı bana ait bu modelin. Ama diğer yaptığım patik yabancı videodan müşterim istemişti. Ondan baktım yaptım. Şimdi geldim tekrar kesme yerine. Şimdi çıkarttım. Bunu alıyorum. Bu defa nereden? Önden kesmiş oluyoruz. Gördüğünüz gibi. Böyle çıkardım üçünü birlikte. İşaretimi tekrar koyuyorum. İşaretlere çok önemli. Dikkat edin arkadaşlar. Yerini kaybedersiniz. Gerçekten nerede kesildiği belli değil. Bu şekilde devam edeyim. Kalem kutusu çektim iki bölüm halinde. Kız çocuklarının çok sevdiği yabancı bir çizgi film kahramanı. Ama ben ismini telaffuz edemiyorum. Dediğim gibi yabancı olduğu için. Şu anda bilemiyorum. Kalem kutusu diye yazarsanız bir veya iki bölüm halinde. Birinde örgülerini yaptım. Birinde de dikişlerini anlattım. Sonuna geldim. Şimdi
En son yine göstereyim şurayı. Çift batıyoruz dediğim gibi. Yani iki tel birden alıyoruz. İki tane zincir çektim, döndüm geriye. Bu kesme yerine gelene kadar devam edeyim. Tersten kesme yerine geldim yine. Şöyle alıyorum ikisini birlikte. Çıkartıyorum. Birlikte çekiyorum. Tekrar takıyorum. Tersten örmeye devam ediyorum. Şimdi ben bunu öreyim arkadaşlar. Şu ana kadar kaç tane kesmişim ben burada? 20 ilmeğimiz vardı burada. Kaç tane kalmış? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 tane var. Yani 3 tane kesmişim. Bu zamana kadar. 3 tane önden kesilmiş. Ben şöyle düşünüyorum. Şu kadar kalına kadar keseyim ben bunu. Tekrar yani çünkü bu öne bir yede yapılacağı için fazla burada bırakmama gerek yok. Şu kadar falan bakayım ne kadar iyi oluyor. O zamana kadar keseyim. Kesme işlemlerini bitireyim. İkinci videomda önlerini ve etrafını oyalayacağım. Bir de cep koyacağım. Cebin üzerine berede olduğu gibi boncuklar dikeceğim. Ceplerine büzdürüp boncuk dikmeyi düşünüyorum. Bakalım nasıl bir şey olacak, ben de bilmiyorum. Sadece hayal ediyorum. Dediğim gibi hayal ettim, tasarladım. Yapıyorum şimdi. Bakalım sonuç ne olacak? Merakla bekliyorum. İnşallah hayal ettiğim gibi güzel bir şey çıkar ortaya. Siz de beğenir yaparsanız. Beğenirseniz lütfen yorumlara yazın. Beğenmeseniz de yazın. Hiç güzel bir şey olmamış diyebilirsiniz. Eleştiriye açılmış. Sıkıntı değil benim için. Sonuçta bir görüştür yani. Herkes kendi görüşünü söyleyebilir. Tekrar geldim. Kesme yerine. Kesmelere diyorum ya ağırlık veriyorum iyice anlamanız için. Tersten keserken böyle kesiyoruz. Yani bu şu anda ben arkadan kesmiş oluyorum. Burada kestiğim zaman omuzdan aldım. Burada kesince arkadan alıyorum. Öyle devam ediyorum. Kesme işlemlerimiz. Son halini ben bir göstereyim size bakın. En sonda dediğim gibi bir kesme iyice ilerleteyim. Sonunda göstereyim size tekrar. Yakasını yaparken tekrar gösteririm yine. Şöyle ben bir düzelteyim. Bakın nasıl bir şey oluyor. Arkadaşlar kolumuz böyle şöyle gelecek. Bu şekilde aramız açık olması gerekiyor. Çünkü burayı ben tamamlayacağım. Bu şekilde ben şimdi bu kesme işlemini dediğim gibi bayağı bir ilerleteyim. Şurayı göstermek istiyorum size. Bakın kesme izi hiç yok. Düz örnek gelmiş. Hiç örnek kesintiye uğramadan düz bir şekilde devam etmiş. Şimdi ben bunu devam edeyim. Bayağı bir ilerletince bir daha gösteririm size. Evet arkadaşlar. Kesme işlemimi sonunu yapıyorum şimdi. Bu sırada keseceğim. Bir daha kesmeyeceğim. Birlikte sayalım bakalım kaç tane kalmış. Kenarlarda 7 tane kaldı. Yani önlerde. 2, 4, 6. Şununla beraber, şu zincirle beraber 7 tane. Şimdi son kesme işlemini yapıyorum. Birlikte aldım ve kapattım. Bunu çıkarıyorum şimdi. Bakalım. Burada kaç tane kalmış? 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9. 9 tane de omuzda kalmış. Yani sayımız omuzlar 9, önler 7. Şimdi burada da kestim. Burası, buradan da bu sırada da arkadan kesmiş oluyorum. Koltuğun omuzun diğer tarafını da arkadan kesiyorum. Burayı omuzdan kestim. Burayı arkadan aldım. Bunu zaten buradan gelirken kesmişim. Bitti bu. Şimdi arkayı devam edeceğim. Kesme işlemlerimiz bitiyor. Son kesme işlemi yakasının lastiğini öreceğim. Bunu da ördüm mü? Yeleğimizin kesme işlemi bitiyor. Sadece ön biyeleri ve etrafını uyarlayacağım. Onlar kalıyor, cebi kalıyor. Onlar da diğer videomda anlatacağım. Çünkü onlar da yaparsam eğer 2 saatten fazla sürecek. Onun için bitirmek istiyorum burada. Tekrardan kesme yerine geliyorum. Şimdi tekrar omuzdan kesiyorum. Bunu çıkarıyoruz. Bu iş bitti. Son kesme işlemlerini yapıyorum. Evet, kestim. Şimdi omuzu örüyorum. Evet, en son önden bir tane daha alacağım. Bu iplerimizin işi bitti. Şimdi son kesme. Şöyle ikisini birlikte alayım. Düz taraftayım zaten. Şimdi böyle. Kesme işlemlerimizi bitirdik. Şimdi yakasının lastiğini nasıl yapacağım? Buna bakacağım bakalım. Evet, başa çıktım. Bitirdim burayı da. Şimdi döndürüyorum ters tarafına normal. Şöyle örüyorum yani. Örnek yapmıyorum. Normal. İçten batarak yani tek telini almıyorum. Çift teline batarak devam ediyorum. Böyle. Bu şekilde. Başa geleyim. Dönüşü göstereyim tekrar. Başa geldim. İki tane zincir çektim. Yine aynı şekilde. Geriye döndüm. Düz taraftan sonuna kadar böyle devam edeceğim. Bu şekilde devam edeceğim sonuna kadar. Evet, burayı başa geldim. Yeleğimizin şu anki durumda son hali bu. Bunu burada ben bitireceğim. Çünkü yarın çekerim inşallah videosunu. Şuraya üçer tane buraya yaptığım gibi bir yapacağım. İlik düğme yeri yapacağım. Yakasını ip yapacağım. Cep yapacağım. Cebinin bir tanesini ördüm ama yetiştiremedim dikmek için. Şu şekilde yaptım. Bunu böyle büzdüreceğim. Buraya bonede olduğu berede olduğu gibi buraya boncuk dikeceğim. Bu haliyle şu anda böyle kalacak. İnşallah ikinci videoda görüşmek dileğiyle diyeyim.
İzlediyseniz teşekkür ederim. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Umarım memnun kalmışsınızdır. Bu haliyle çok da hani hamşam bir şey gözükmüyor ama süslediğim zaman emin olun çok güzel olacak. Çünkü öyle hayal ediyorum. İnşallah beğenmişsinizdir. Anlatımdan memnun kalmışsınızdır. Çok teşekkür ederim. Ayrıca dediğim gibi abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Zili de aktif hale getirirseniz diğer videomun da ikinci bölümünde hemen ilk gören siz olursunuz. Şimdiden çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.